var. Ben buradan tehdit edenlere sesleniyorum. Bir adım geri atan namerttir. Yüreğiniz varsa gelin. Sizden korkan namerttir. Yüreğiniz varsa gelin. Bu milleti böleceğine, bu millete illet, zillet, HDP'li, FETÖ'cü, PKK'lı diye ayrıştıracağına önce dön aynaya bak da ben bu millete bu zulmü niye reva görüyorum diyerek kendinden utan sen. Bu milletin çocuklarının bölünmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkenin bölünmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkeyi biz seviyoruz. Bu ülkenin bütün fertlerini seviyoruz. Ama bizi sevmeyenler sürekli hakaret diliyle ayrıştırıyor, ötekileştiriyor. Mahkemeler kuruyorlar, savcıları görev veriyorlar, susturmaya, yıldırmaya, baskı altına almaya çalışıyorlar. Belediye başkanlarını tehdit ediyorlar, milletvekillerini tehdit ediyorlar, genel başkanları tehdit ediyorlar ve arkasından kendi adamlarına şunu diyorlar: aman ha, aman ha, Recep Tayyip Erdoğan giderse ülke batar. Hadi lan oradan, bu ülkenin kurucusu, mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk gitti de bu ülke batmadı da. Siz bu ülkeyi sattınız, satanlar gidince mi bu ülke batacak? İşinize bakın, nereye giderseniz gidin, bu millet sizi gittiğiniz yere kadar kovalayacak. Onun için güçlü olun, cesaretli olun. Biz demokratlar olarak Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal'la cesur bir şekilde herkese karşı, bu millete bölücülük yapanlara karşı en sert mücadeleyi veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Bize diyorlar ki kiminle bir olacaksınız, kiminle yol yürüyeceksiniz. Her daim söylediğimiz gibi tekrar söylüyorum, biz 17-25 Aralık'ta 700 bin dolar saati rüşvet diye alan hırsızlarla bir olmayacağız. Biz kokain çekip pudra şekeri içtim diyerek korunanlarla bir olmayacağız. Biz görev yaptığı bakanlığa kocasının şirketinden hırsızlığa müsaade edenlerle bir olmayacağız. Biz bu milleti bölenlerle bir olmayacağız. Her şeyden önemlisi, biz Anafartalardan Conk Bayırı'na, Sakarya'dan Dumlupınar'a, başkomutanlık meydan muharebesiyle ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri diyerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran, mavi gözlü dev adama zalim ve kafir diyen dinsizlerle bir olmayacağız. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetine sahip çıkacak, o cumhuriyete inananlarla bir olacağız, onlarla birlikte olacağız. Yani biz milletle bir olacağız. Onun için siz demokratlara sesleniyorum. İnanın, güvenin, başaracağız. Başaracağız, başaracağız. Zafer Hakk'a inananların olacaktır. Zafer demokratların olacaktır. Böylesine hırsızın, yalanın, yağmanın, soygunun alıp başını gittiği bir ülkede ne diyor rahmetli İnönü? Namuslular, namussuzlar kadar cesaretli olmadığı müddetçe şikayet etme hakkı yoktur. İşte biz ne diyeceğiz? Namussuzlarla bir olup kazanmaktansa namuslularla bir olup kaybetmeyi tercih edeceğiz. Ve AK Partililerin söylediği eski Türkiye kavramına da şunu net bir şekilde söyleyeceğiz: ne eski Türkiye var, ne yeni Türkiye var. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Bunu böyle kabul ettirmek için de demokratlar, sizden rica ediyorum, davamıza, liderimize sahip çıktık. Demirel'e sahip çıktık, Özal'a sahip çıktık, Şehit Menderes'e sahip çıktık. Öyleyse cesur bir şekilde Türkiye'ye sahip çıkmaya devam edelim. Ve zafer muhabbeti.
muhakkak bizim olacaktır. Ne diyor şair? Sakarya, saf çocuğu, masum Anadolu'nun divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Sen ve ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğurmuşsa bizi kader. Aldırma bu dünya böyle gelmiş böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl, ben gideyim, son peygamber kılavuz. Yol onun, varlık onun, gerisi avangarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya. İnşallah hep birlikte ayağa kalkacağız. Ve bu salondan birilerine, Mustafa Kemal Atatürk'e dil uzatanlara, Türkiye Cumhuriyeti'ne dil uzatanlara, ne mutlu Türk'üm yazısını kaldıranlara, andımızı kaldıranlara hep birlikte en gür şekilde haykıralım ve saraydaki o şahıs da bu sesimizi duysun. Ne mutlu! Ne mutlu! Ne mutlu! Tanrı Türk'ü korusun ve yücelsin. Allah'a emanet olun.